Bismillahirrahmanirrahim. Bunu yapamazsanız, ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, çırası insanlarla taşlar olan ve kafirler için hazırlanmış olan o ateşten sakının. Hak Teala, girin bakalım, sizden önce gelip geçen cin ve insan topluluklarıyla beraber ateşe buyurur. Her ümmet oraya girdikçe yoldaşına lanet eder. Nihayet hepsi birbiri ardından gelip orada bir araya gelince sonrakiler öndekileri göstererek "Ey Rabbimiz derler. İşte şunlar bizi saptırdılar. Onun için onlara iki kat ateş azabı çektir." O da her birinize iki misli azap var. Lakin siz bunu bilmiyorsunuz buyurur. Onlara cehennem ateşinden bir döşek ve üzerlerinde de yine ateşten örtüler var. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız. Savaşa çıkmayıp Resulullah'tan ayrılarak geride kalanlar oturmalarından memnun olup sevince gark oldular. Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten hoşlanmayıp, bu sıcakta sefere çıkmayın, dediler. De ki, cehennem ateşi bundan da sıcak. Ona nasıl dayanacaksınız? Bunu bir bilip anlasalardı. Bedbahtlar cehenneme atılacaklar. Çektikleri azabın dehşetinden, devamlı surette anırıp, canları çıkasıya feryat edecekler. Rablerinin çağrısına icabet edenlere en güzel mükafat cennet vardır. Fakat onun davetini kabul etmeyenlere gelince, şayet dünyada olan bütün şeyler ve onların bir misli daha kendilerinin olsaydı, kurtulmaları için video olarak hepsini verirlerdi. İşte bunlar çetin bir hesaba maruz kalacaklardır. Onların kalacakları yer cehennem olacaktır. Orası ne kötü bir yerleşim yeridir. Resuller Allah'tan yardım ve zafer istediler. Neticede her inatçı, zorba zalim Hüsrana uğradı. İş bununla bitmeyecek. Ardından o zorba cehenneme girecek. Orada kendisine kanlı, irinli su içirilecek. Yutmaya çalışacak ama boğazından geçiremeyecek. Ölüm her yandan ona geldiği halde yine de ölmeyecek. Bunun arkasından da pek şiddetli bir azap daha vardır. Resuller Allah'tan yardım ve zafer istediler. Neticede her inatçı, zorba zalim hüsrana uğradı. İş bununla bitmeyecek, ardından o zorba cehenneme girecek. Orada kendisine kanlı, irinli su içirilecek. Yutmaya çalışacak ama boğazından geçiremeyecek. Ölüm her yandan ona geldiği halde yine de ölmeyecek. Bunun arkasından da pek şiddetli bir azap daha vardır. Cehennem ne kötü bir yerleşim yeridir. Şüphesiz cehennem de o azgınların hepsinin varacakları yerdir. Oranın yedi kapısı vardır. Ve her kapıdan kimlerin gireceği belirlenmiştir. O halde girin bakalım, içinde ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından. Ne fena bir yerdir o kibirlilerin yeri derler. Olur ki tövbe edersiniz de, Rabbiniz size merhamet eder.'' Eğer tekrar bozgunculuğa dönerseniz, biz de size ceza vermeye döneriz. Zaten cehennemi kafirlere zindan kılmışız. Allah kimi doğru yola iletirse, işte doğru yolda olan O'dur. Kimi şaşırtırsa, artık Allah'tan başka O'na hami ve yardımcı bulamazsın. Kıyamet günü onları kör, sağır ve dilsiz olarak yüzü koyun haşrederiz. Varacakları yer cehennemdir. Onun ateşi zayıfladıkça, alevlerini arttırırız. De ki, işte Rabbiniz tarafından gerçek geldi. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Şu da bir gerçektir ki, biz o zalimlere, duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmış olan, müthiş bir ateş hazırladık. Eğer susuzluktan feryat edecek olurlarsa kendilerine erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su verilir. O ne fena bir içecektir ve cehennem ne fena bir barınaktır. Suçlular ateşi gördüler. Orayı boylayacaklarını iyice anladılar. Etrafı yokladılar. Fakat ondan kaçacak bir yer bulamadılar. Onlar orada inim inim inleyecekler, kendilerini sevindirecek hiçbir haberde işitmeyeceklerdir. Şu iki hasım takım, Rableri hakkında çekişip durmaktalar. Dini inkar edenlere, ateşten elbiseler biçilmiştir. Başlarının üstünden kaynar sular dökülür. Öyle ki, onunla içlerinde olan her şey, bütün organları hatta derileri bile eritilir. Bir de bunlara demirden topuzlar vardır. Şu iki hasım takım, Rableri hakkında çekişip durmaktalar. Dini inkar edenlere, ateşten elbiseler biçilmiştir. Başlarının üstünden kaynar sular dökülür. Öyle ki, onunla içlerinde olan her şey, bütün organları, hatta derileri bile eritilir. Bir de bunlara demirden topuzlar vardır. Şu iki hasım takım, Rableri hakkında çekişip durmaktalar. Dini inkar edenlere, ateşten elbiseler biçilmiştir. Başlarının üstünden kaynar sular dökülür. Öyle ki, onunla içlerinde olan her şey, bütün organları hatta derileri bile eritilir. Bir de bunlara demirden topuzlar vardır. Bunalmaları sebebiyle, her ne vakit cehennemden çıkmak isterlerse, gerisin geriye oraya itilirler ve kendilerine çıkmak yok. İster istemez bu yakıcı azabı tadacaksınız, denir. Orada yüzlerini alevler yalar da, ateş dudaklarını yaktığında, dişlere açıkta kalı verir. İnkar edenlerin dünyada Allah'ın hükmünden kaçıp kurtulacaklarını sakın zannetme. Onların varacakları yer ateştir. Gerçekten ne kötü bir sondur bu. Bu ateş onlara daha uzaktan gözükünce onun öfkesinden gürlediğini ve korkunç homurtusunu işitirler. Elleri boyunlarına kelepçelenmiş, ayakları bukalı olarak cehennemin daracık bir yerine tıkılınca orada yok olmak için can atarlar. O halde sen o kâfirlere ki, yüzleri üstünde sürünen sürüler halinde cehenneme tıkılacak olanlar yok mu? İşte onlar yerce en fena, yolca da en sapıktırlar. Ey Ulu Rabbimiz derler cehennem azabını bizden uzaklaştır zira onun azabı tahammülü zor ömrü tüketen bir derttir ne kötü bir varış yeri ne fena bir yerleşim yeridir orası Ey Ulu Rabbimiz derler cehennem azabını bizden uzaklaştır zira onun azabı tahammülü zor ömrü tüketen bir derttir ne kötü bir varış yeri, ne fena bir yerleşim yeridir orası. De ki, duanız olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin ki? Ama siz, ey inkarcılar, size bildirdiklerimi yalan saydınız. Artık bu günahtan yakanızı kurtaramayacaksınız. O gün azap onları hem üstlerinden hem ayaklarının altından kaplayacak da, Allah onlara, yaptıklarınızı tadın bakalım, buyuracak. Derken biri der ki, Sahi, benim de yakın bir arkadaşım vardı. Yanıma gelir, iğneli iğneli, sen de mi? derdi. Bu masala inananlar arasında yer alıyorsun. Yani biz ölüp, çürümüş kemik, toz toprak haline geldikten sonra, biz mi dirilip hesap vereceğiz buna da inanılır mı şimdi iyi düşünün buyurur yüce Allah sonuç olarak böylesi bir mutluluk mu iyidir yoksa zakkum ağacı mı biz onu zalimler için bir dert ve azap yaptık o öyle bir ağaçtır ki cehennemin ta dibinden çıkar meyveleri sanki şeytanların başları şimdi İyi düşünün buyurur yüce Allah. Sonuç olarak böylesi bir mutluluk mu iyidir yoksa zakkum ağacı mı? Biz onu zalimler için bir dert ve azap yaptık. O öyle bir ağaçtır ki cehennemin ta dibinden çıkar. Meyveleri sanki şeytanların başları. Şimdi iyi düşünün buyurur yüce Allah. Sonuç olarak Böylesi bir mutluluk mu iyidir, yoksa zakkum ağacı mı? Biz onu zalimler için bir dert ve azap yaptık. O, öyle bir ağaçtır ki, cehennemin ta dibinden çıkar. Meyveleri, sanki şeytanların başları. İşte o zalimler, bunları yer ve karınlarını tıka basa doldururlar. Zakkum yemeğinin üstüne, bağırsakları parçalayan İrin karışık kaynar su içerler. Bu böyledir. İşte tatsınlar bakalım o kaynar suları ve irinleri. Bu böyledir. Daha bunlara benzer başka azaplar da vardır. Onların hem üstlerinde hem atlarında ateşten kat kat örtüler vardır. İşte Allah böyle bir azabın varlığını bildirerek kullarını korkutur. Ey kullarım, bana karşı çıkmanızdan ötürü azabıma uğramaktan sakının. Ateşte olanlar bu sefer cehennem bekçilerine, "Ne olur Rabbinize bizim için yalvarın. Bir gün olsun azabımızı hafifletsin." derler. O gün zalimlere mazeretleri fayda sağlamaz. Onlara sadece lanet vardır. Onlara sadece kötü bir yurt vardır. Azapları hiç gevşetilmeyecek. Orada bütün ümitlerini yitirmiş olarak kalacaklardır. Muhakkak ki zakkum ağacı günahkarların yiyeceğidir. Muhakkak ki zakkum ağacı günahkarların yiyeceğidir. Kaynar su nasıl fokurdarsa, o da erimiş maden gibi karınlarında fokurdar. Kaynar su nasıl fokurdarsa, o da erimiş maden gibi karınlarında fokurdar. Allah zebanilere tutun onu da buyurur cehennemin ta ortasına sürükleyin. Sonra da başının üstünden kaynar su dökün ve deyin ki tat bakalım hani üstündün kudretliydin asildin. İşte hakkında şüphe ve mücadele ettiğiniz o gerçek budur. Allah'a karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennetin durumu ise şudur. Orada bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içerken lezzet veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır. Onlara orada her türlü meyve ile bir de Rableri tarafından mağfiret vardır. Bu nimetlere erişenler hiç ateşte devamlı kalıp, kaynar sulardan içirilip, bununla bağırsakları lime lime olan kimseler gibi olur mu? O gün cehenneme biz, doldun mu dedikçe, o, daha yok mu, diye iştahını dile getirir. O gün cehennemde, yüzleri üstü süründürülürler ve kendilerine, tadın cehennemin dokunmasını denilir. Onlar cehennem ile, kaynar su arasında devamlı gidip gelirler. Onlar kızgın ateşte ve kaynar sularda. Ne serin ne de faydalı olan kapkara duman tabakası altındadırlar. Ne serin ne de faydalı olan kapkara duman tabakası altındadırlar. Ama eğer dini yalan sayan sapıklardan ise onun ziyafeti kaynar su peşinden de cehenneme atılış olacak. Ama eğer dini yalan sayan sapıklardan ise onun ziyafeti kaynar su peşinden de cehenneme atılış olacak. Böyle kulis yapmaları men edilmişken kendilerine yasaklanan bir işi tekrar yapıp günah, zulüm, peygambere isyan hususunda kulis yapan fısıldaşan kimseleri görmüyor musun? Senin yanına vardıklarında sana Allah'ın öğrettiği selamdan başka bir şekilde selam verirler. Kendi içlerinden de Allah bizi bu söylediklerimizden dolayı cezalandırsa ya diye alay ederler. Onların hakkından ancak cehennem gelir. Muhakkak onlar oraya girecekler. Orası gidilecek ne fena yerdir. Ey iman edenler, kendilerinizi ve ailenizi, yakıtı insanlarla taşlar olan o müthiş ateşten koruyun. Onun başında heybetli, sert ve şiddetli melekler olup, onlar asla Allah'a isyan etmez ve kendilerine verilen bütün emirleri tam yerine getirirler. Onlar oraya atılınca, cehennemin müthiş homurtusunu, kaynaya kaynaya çıkardığı uğultuyu işitirler. Cehennem öfkesinden neredeyse çatlayacak haldedir. Ne zaman oraya yeni bir kafile atılsa oranın bekçileri sizi uyaran bir peygamber daveti size ulaşmadı mı diye sorarlar. Sonra da cehenneme fırlatın. Sonra da onu yetmiş aşın uzunluğundaki zincire vurun. Lakin ne mümkün o cehennem alev alev yanan bir ateştir eli, ayağı, bütün uzuvları söküp atar. Muhakkak ki bizim nezdimizde, bu kağılar, alevli ateşler, dikenli, boğazı tırmalayan yiyecekler ve gayet acı azap var. O, içine atılanı yer bitirir. Yine de bırakmaz. Eski haline çevirip, bu işi durmadan tekrar eder. O sekar, belaların en müthişidir. Biz kafirlere zincirler, kelepçeler, alevli ateşler hazırladık. Üç kola ayrılmış gölgeye gidin. Gidin ama o ateşten sizi korumaz, gölgelik olmaz. O birer saray gibi kıvılcımlar atar. O kıvılcımlardan her biri sanki birer deve yavrusudur cehennem pusuda. Her an eline düşecek avlarını gözlemektedir. Kızgın ateşe girerler. Susuyunca kaynar su kaynayan bir çeşmeden içerler. Fakat o sarp yokuşu aşmaya çalışmadı. Böyle yaparak verilen nimetlerin şükrünü eda etmedi. Sarp yokuş bilir misin nedir? Onların cezası da kapıları üzerlerine sımsıkı kapatılmış ateş deposuna konulmak olacaktır. İşte ben, sizi, alev saçan bir ateşe karşı uyarıyorum. Onun ne olduğunu bilir misin? Haviye bir ateştir. Kızgın mı kızgın? Hayır. Vazgeçsin bu hülyadan. Malı kendisini kurtaramaz. Mutlaka o, hutameye atılır. Bilir misin hutame nedir? Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir. Bir ateş ki ta kalplere kadar işleyip yakar. Bu ateş mahzeninin kapıları onların üzerlerine kapatılacaktır. Kendileri de uzun sütunlara bağlı bırakılacaklardır. Bu ateş mahzeninin kapıları onların üzerlerine kapatılacaktır. Kendileri de uzun sütunlara bağlı bırakılacaklardır o alev alev yükselen ateşe girecek eşi de boynunda bükülmüş urgan olarak o ateşe odun taşıyacak